Merhaba sayın seyirciler, Metnuç Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Günün öne çıkan yeni gelişmeleriyle tekrar karşınızdayız. Sabah saatlerinde Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 9 kişinin yaşamına mal olan trafik kazası yaşanmıştı. Bir diğer kaza haberi de Bursa'dan ve Ahmet'ten geldi. Bir otomobilin kontrolden çıkarak karşı yönden gelen bir diğer otomobille çarpışması sonucu Nadir Üre adlı kişi yaşamını yitirdi. Kazada 3 çocuk 10 kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ahmet'te meydana gelen trafik kazasında ise 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza Ahmet Mardin Karayolu Çarıklı köyünde meydana geldi. Kazada hayatını kaybeden Felat Gündoğdu ile Ahmet Ekin'in cenazeleri Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Sabah saatlerinde Sivas'ın Yıldızeli ilçesinden Van'dan Ankara'ya giden bir yolcu otobüsü kaza yapması sonucu 9 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Kara kış etkisini yeniden gösterdi sayın seyirciler. Kürdistan kentlerinde etkili olan yağış yaşamı olumsuz etkiliyor. Ahmet'te Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü yarın kentte beklenen sağanak yağışa karşı uyarıda bulundu. Müdürlüğün açıklamasına göre yarın Ahmet başta olmak üzere Batman, Seert, Şirnek, Merdin çevreleriyle Rıha ve ilçelerinde sağanak yağış bekleniyor. Aşırı yağışlar sonucu yaşanabilecek sel ve su baskınlarına karşı da dikkatli olunması gerektiği uyarısı veriliyor. Rojava'ya geçiyoruz. Rojava'da tarihi günler yaşanıyor sayın seyirciler. Cizre kantonunun ardından bugün Kobane kantonu da özerk yönetimini ilan etti. Çarşamba günü ise Efrin kantonu özerk yönetimi ilan edilecek. Kobane kantonu yasama meclisi Baki Hıdo Kültür ve Sanat Merkezi'nde bu sabah saat 9'da toplandı. Açılış konuşmasını yapan yasama meclisi eş başkanları Nihat Ahmet ve Fevziye Ahmet meclisi selamladı. Konuşmalar ardından başkan, iki başkan yardımcısı ve 22 bakandan oluşan Kobane kantonu özerk yönetimi oluşturuldu. Kobane özerk yönetim başkanı Enver Müslim, yönetimin Kobane bölgesinde yaşayan tüm halk ve inanç gruplarıyla ortaklaşarak belirlendiğini ve halkın hizmetinde olacaklarını kaydetti. Yemin töreniyle resmen ilan edilen Kobane kantonu özerk yönetiminde yer alan isimler şöyle. Kobane özerk yönetim başkanı Enver Müslim. Yönetim Başkan Yardımcıları Halit Berkel Mehmet ve Berivan Hasan. Dışişleri Bakanı İbrahim Kırdo. Meşru Savunma Bakanı İsmet Şeyh Hasan. İçişleri Bakanı Ahmet Osman Dadili. Yerel Yönetimler ve Belediye Bakanı Mustafa Abdi Mehmet. Maliye Bakanı Aliya Sidi. Toplumsal İşler Bakanı Mahmut Büşri Beşar. Eğitim Bakanı Hasan Mehmet Ali. Tarım Bakanı Gülistan Eti Biki. Sağlık Bakanı Nehsan Ahmet, Ticaret ve Ekonomi Bakanı Mahmut Bozan Müslim, Şehit Aileleri Bakanı Mehmet Şaban, Kültür Bakanı Abdurrazak Ali, Ulaşım Bakanı Riyad Temo Mustafa, Spor ve Gençlik Bakanı Velat Derviş Derviş, Çevre ve Turizm Bakanı Midyat Hamo Genco, Din İşleri Bakanı Mehmet Zahir Mustafa, Kadın ve Aile Bakanı Vahide Ümer, İnsan Hakları Bakanı Faruk Şahit, İş Ticaret Bakanı Ahmet Baban, İletişim ve Enformasyon Bakanı Şevin Mahmut, Adalet Bakanı Avaz Halil Ali, Elektrik, Sanayi ve Yeraltı Kaynakları Bakanı Fazıl Mustafa Ahmet. Birleşmiş Milletler Cenevre 2 barış görüşmelerinin arabulucusu Lakhdar Brahimi, Suriye'nin Humus'ta kuşatma altındaki bölgede bulunan kadın ve çocukların bu bölgeden ayrılmasına izin vereceğini açıkladı. Brahimi pazartesi günü her iki tarafın da bir araya geldiği bir görüşme gerçekleşeceğini ve doğrudan muhatap alarak görüşmeyi sürdüreceklerini bildirdi. Şam hükümeti temsilcilerinin Humus'taki kadın ve çocukların kenti güvenli bir şekilde terk etmelerine imkan sağlayacaklarını söylediklerini belirtti. Brahimi, hükümet kanadının muhalefetten serbest bırakılmasını istedikleri tutukluların bir listesini istediklerini kaydetti. Ve tarafların bundan sonra nasıl bir yol haritası izleneceği hakkında alınan ortak kararı pazartesi günü açıklamalarını beklediklerini söyledi. Ukrayna'da protestolar devam ediyor.
Ukrayna Adalet Bakanı bakanlığı işgal eden hükümet karşıtı protestocuları uyararak binayı terk etmemeleri halinde olağanüstü hal ilanı talebinde bulunacağını açıkladı. Protestocular dün gece başkent Kiev'de Adalet Bakanlığı binasına girerek kar torbalarıyla barikat oluşturmuştu. Ukrayna'da protestolar giderek yaygınlaşırken protestocuların 10 kentte belediye binalarını ele geçirdiği belirtiliyor. Salı günü toplanacak Ukrayna parlamentosu ise protesto yapma hakkını sınırlayan yasayı yeniden ele almayı planlıyor. Ülkede şiddet olayları Yanukovic'in Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşmasını imzalamaktan vazgeçmesinin ardından başlamıştı. Rusya, Ukrayna'nın iç işlerine karışmaması için Washington'ı ve Avrupa Birliği'ni de uyardı. Siyasi tutsakların yanı sıra adli tutuklular da işkenceye maruz kalıyor. Balıkesir Kepsut cezaevindeki adli tutsak Devrim Erdem cezaevinde yaşananları ailesine bildirdi. Süngerli oda işkencesine maruz kalan Erdem'in işkence sonucu parmaklarının kırıldığı öğrenildi. Anne Yıldız Erdem telefonla görüştüğü oğlunun ya beni öldürecekler ya da cezamı uzatacaklar dediğini aktardı. Ayrıca Erdem 8 kişinin daha işkenceye maruz kaldığını, işkence seslerinin diğer mahkumlara dinletildiğini belirtti. Devrim Erdem'in abisi İnsan Hakları Derneği'nden yardım talep ettiklerini ve suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Uzun çabalar sonucu cezaevine giderek kardeşiyle görüşen Erdem şunları anlattı. 3 gün boyunca süngerli odada kalmış ıslak zeminde, aç ve susuz vaziyette. Sonra bu olayları müdüriyete çağırarak kardeşimi, müdüriyetten çağırıyorlar diyerek süngerli odaya götürmüşler. Orada baş gardiyanın gözetiminde diğer gardiyanlar döv emrini baş gardiyan vermiş. Diğer müdürün de bunda tabii bağlantısı vardı. Kaçmanız imkansız, çıkmanız imkansız. Orada bile ters kelepçeyle revire götürüp revirdeki doktorun hiçbir şeyin yok deyip tekrardan koğuşa göndermesi. Sonra ben oradan çıkar çıkmaz kardeşimin bana söylediklerini harfiyen yazarak Sayın Balıkesir valimize dilekçe olarak sundum valimize. Oradan Cumhuriyet Savcılığına geçtim. İşte benim ifademi alan savcı beyin odasına gittim. Çaldım kapısını. Yazılı kağıdı olarak kendisine sundum. Ben de tanıdım şimdi Devrim Erdem'i dedi. Bu dedi bana mektup yazmıştı dedi. Ama ben gittiniz mi dedim yanına. Hayır gitmedim dedi. Neden gitmediniz dedim. Dosya oluşmadı dedi. Şimdi bu çocuk bu zulmü herhalde işkenceyi savcı bey mektup yazdığı için görmüş olabilir. BDP eş başkanlık sistemiyle 2014 yerel seçimlerinde gösterdiği kadın adaylarla kentleri değiştirmeye hazırlanıyor. Ahmet'te Bağlar ilçesi iki dönemdir kadın belediye başkanlarının çalışmaları sonucunda kadınlar için önemli bir merkez haline geldi. Kadınlar için birçok alan açan belediye eş başkanlık sistemiyle bir kez daha kadının rengini alacak. BDP'nin Bağlar Belediyesi eş başkan adayı Birsen Kaya, AKAT, yerel seçimlere demokratik özelliklerin inşa süreci olarak baktığını dile getirdi. BDP'nin Mersin Akdeniz ilçesinden aday gösterdiği bir diğer kadın adayı Yüksel Mutlu da eş başkanlık sistemine dikkat çekti. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın kendilerine mücadele yolu açtığına işaret eden Mutlu, kadın politikalarının hayata geçirilmesi ve özellikle belediyelerde bunun uygulanmasının önemli ve etkili buluyoruz dedi. BDP'nin Çevlik Belediyesi eş başkan adayı Zarife Karasungur ise PKK'nin kurucu kadrolarından Sakine Cansız'ın tek kadın olarak başladığı mücadelesini şimdi binlerce kadının devraldığını belirterek başını ezin diyerek sürgün edildiği kentini yeniden inşa etmeye geldiğini söyledi. ...30 Mart 2014'te yapılacak yerel seçimler kapsamında Avrupa'da yaşayan Kürdistanlılar da çalışmalarını sürdürüyor. İsviçre'nin Zürih kentinde Çevlikliler yerel seçimlerde BDP'ye destek vermek amacıyla dayanışma gecesi düzenledi. Pazar günü düzenlenen dayanışma gecesine BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Çevlik Belediye Başkan Adayı İlhan Çakabay, Karakoçan Belediye Başkan Adayı Burhan Kocaman ve İstanbul BDP'den Asiye Kolçak katıldı. Hayri Durmuş, Abdullah Yıldız, Gönter Ferhat'ına ve Bıdır Hocam sıra aldık. Bizim temel hedefimiz
bütün bu partilerin karşısında BDP HDP alternatifini iktidara taşımak olmalıdır. Ülkeniz Kürdistan'dan geliyorum. Ahmet, Bersin, Botan, Serhat, Şefsay'ın ülkesinden geliyorum. Selamları var, selam olsun. Aynı amaçla Almanya'nın Celle kentinde Mala Ezidiyan'da BDP Kars Milletvekili Mülkiye Birtane, YEKKOM Eş Başkanı Yüksel Koç, Ozan Şemdin, Ezidi Federasyonu Başkanı Felek Nas Uca ve Kürt Enstitüsü temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 20'ye aşkın kişinin katılımıyla toplantı düzenlendi. Avrupa'dan BDP'ye destek amacıyla heyetlerin oluşturulması ve seçim bölgelerine gönderilmesi kararlaştırıldı. 15 Mart'ta Almanya'nın Köln kentinde BDP ile dayanışma gecesi düzenlenecek. 2014 yerel seçimlerine kısa bir süre kala siyasi partiler yerel yönetim anlayışlarını açıklıyor. HDP ve BDP'nin seçim beyannamesinde yer alan yerel yönetim modeli birçok çevre tarafından kabul görüyor. ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor İlhan Tekeli, yerellerin merkezi yapıdan sıyrılıp güçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Dijle Haber Ajansı DİHA kameralarına konuşan Profesör Doktor İlhan Tekeli, kentte yaşayan halkın yaşam hakkının ancak yerellerin güçlendirilmesiyle gerçekleşebileceğini söyledi. Yerellerin güçlendirilmesinin seçim süreçlerinde verilen vaatlerden ibaret olmaması gerektiğinin de altını çizdi. Yerel demokrasinin toplumda yaşayanların taleplerine ve projelerine duyarlı olması gerektiğini kaydeden Tekeli konuşmasına şöyle devam etti. Günümüzdeki kent yapısının donuk, monoton olmaktan çıkıp canlı ve değişik projelerin yaşama geçtiği bir şey olabilmesi için onların önünün açılması gerek. Kentte insanların yaşam hakkı nasıl gerçekleştirilir? Yaşam hakkı aslında insan haklarının bir parçası. Yerellik büyük ölçüde insan haklarının gerçekleştiği bir yerdir ve yerel demokrasilerin güçlendirilmesi insan haklarının yaşama geçirilmesi için de çok önemlidir. Demokrasinin gelişmesiyle yakından ilgilidir. Bugünkü demokrasi anlayışımız siyasette genellikle araçsaldır. Seçimi kazanmak için her şeyin mübah olduğu bir demokrasi anlayışıdır. İnsanlık tarihinin en büyük soykırımlarından birisi olarak bilinen Ermeni-Süryani soykırımının izleri hala varlığını sürdürüyor. Ermeni-Süryani halklarının yaralarını bir nebze olsun sarabilmek için yapılan girişimlerse soykırımcı zihniyetin engeliyle karşılaşıyor. 1915 yılında yapılan soykırımda 1,5 milyon Ermeni ve Süryani yaşamını yitirmişti. Seyfo Center'ın Stockholm Şube Başkanı ve Botkarka Belediye Meclis Üyesi Fehmi Barkarmo, yaşamını yitirenlere bir anıt mezar yapılması için öneride bulundu. Barkarmo'nun Botkarka Belediyesi'ne önerisi ardından soykırıma tabi tutulan bu halklara yönelik nefret kampanyası başlatıldı. İmza kampanyaları ve önergenin reddine dair gönderilen mektupların arkasında Türkiye Büyükelçiliği'nin olduğu belirtiliyor. Ülkenin dört büyük gazetesinden biri olan Svenska Dagbladet gazetesinde yayınlanan Kurdovaksi ve Murat Kuseyri imzalı makalede de Büyükelçiliğin yürüttüğü nefret kampanyasının detayları bulunuyor. Makalede Büyükelçilik 2. Müsteşarı Cengiz Fırat'ın Türk federasyonlara ve bazı kişilere yolladığı mektupta bulunuyor. Fırat, soykırım anıtlarının dikilmesinin engellenmesi için Türklerden girişimde bulunmalarını istiyor. Makalede Türk derneklerinin gezilerek Ermeni-Süryani soykırımının protesto edilmesi için propaganda yapıldığı, Avrupa Birliği Bakanı'nın daha da ileri giderek Stockholm'de Süryani temsilcilere hakaret ve tehditler yağdırdığı hatırlatılıyor. Ve Türk yetkililere halkları karşı karşıya getiren tutumlarına son vermeleri çağrısı yapılıyor. Öte yandan soykırım anıtının dikilmesi önerisi 30 Ocak günü belediye meclisinde ele alınarak oylanacak. Asuri Süryani dernekleri aynı gün anıtın dikilmesine destek vermek amacıyla belediye binası önünde olacaklarını açıkladılar. Haberleri sunduk sayın seyirciler. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.